Merhaba çocuklar. Unit 2. Ünite 2'ye geçiyoruz. Konumuz My Family. My Family benim ailem demek. Evet, önce aileyle ilgili genel kelimeleri bir öğrenelim. New words, yeni kelimeler. Family, aile. Member, üye demek. Family member, aile üyesi. Repeat after me. Family, member, family member. Evet, family members aile üyeleri. Evet, önce me'yi bir öğrenin. Me ben demek. Ailemizi anlatırken ya da bir fotoğrafta gösterirken kendimizi ifade etmek için me'yi kullanacağız. Evet, mother, mom, mommy anne demek. Father, dad, daddy baba demek. Sister kız kardeş. Brother erkek kardeş. Evet, little sister küçük kız kardeş demek. Little brother küçük erkek kardeş demek. Eğer kardeşimiz bizden küçükse. Büyükse big sister ya da big brother bunu kullanacağız. Big sister abla, big brother abi demek. Bizdeki karşılığı bu yani. Baby sister, baby brother. Bu da kullanılıyor İngilizce'de çok yaygın. Bebek kız kardeş, bebek erkek kardeş anlamında. Kardeşimiz bebekse. Grandfather, grandpa, büyük baba. Yani dede demek. Grandmother, grandma, büyük anne. Yani babaannemiz ya da anneannemize söyleyeceğiz. Aunt, teyze, hala. Uncle da dayı amca demek. Çocuklar İngilizce'de teyze hala için ayrı ayrı kelimeler yok. İkisi için de aunt, dayı amca için de yine aynı şekilde uncle kullanılıyor. Cousin, kuzen. Kuzenimizin kız ya da erkek olması fark etmiyor çocuklar. Kız olsun erkek olsun kuzenimize cousin diyoruz. Daughter da kız evlat. Son da erkek evlat demek. Yani kızım derken, daughter oğlum derken son'u kullanacağız. Evet, repeat after me. Me, mother, mom, mommy, father, dad, daddy, sister, brother, little sister, little brother, big sister, big brother, baby sister, baby brother, grandfather, grandpa, grandmother, grandma, aunt, uncle, cousin, daughter, son. Evet çocuklar, kelimelerimiz bu kadar. Şimdi bu fotoğraf üzerinden aile üyelerimize bir daha bakalım. Et me ben demekti. Şimdi bu çocuğun, bu bebeğin ailesini tanıyacağız. Mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousins. At homework time. Ödevimiz önce baştan ekran görüntüsünü alın. Başlığımızı yazın. Daha sonra bu kelimeleri ve bu kelimeleri defterimize yazalım. Çocuklar, aileyi isterseniz çöp adamlar kullanarak da resimlerini çizerek bir aile çizip kelimeleri o şekilde de yazabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.